Merhaba arkadaşlar, günaydınlar. Sabah sabah sesim biraz titrek çıkabilir çünkü ilk defa konuşuyorum. Hep size görüntülü çektim her yeri, müzikli çektim. Bu ne Şükrün abla diyeceksiniz. Evet arkadaşlar, hemen hemen Ordu'ya kış geldi gibi gibi. Havalar soğuttu. Ben de ne yaptım? Yukarıdaki salonumdaki yukarıdaki dolabın üstlerinden kışlık ayakkabılarımızı, botlarımızı tek tek çıkardım. Onları makinede kısa ayarda sıktırmadan yıkadım. Böyle masanın üstüne bıraktım. Arka balkonumda. Burada sıcak güneş gördü sabah sabah. Güneş de inşallah bugün akşama kadar kuruyacaklar. Bu alt tarafta olan da yazlıklarım. Yazlıklarımı da yıkadım bu arada. Onları da ne yapacağım? Onları da tekrar yukarıya boşalttığım dolaba geri koyacağım. Çünkü artık Ordu'da bu yazlık ayakkabıları daha giyilmiyor. Havalar bayağı bir soğudu. Bayağı bayağı soğudu. Kışlık ayakkabıları artık bundan sonra giyeceğiz. Allah izin verirse inşallah. Tek orada değil, burada da var. Buraya da koydum ayakkabıları. Şimdi size ayakkabı dolabımı göstereceğim. Kahvaltımı yaptıktan sonra arkadaşlar, böyle tek yaptım. İzzet yoktu. Kahvaltıyı tek başıma yaptım. Sizlere o yüzden gösteremedim. Ayakkabı rampalarını, ayakkabı dolabını güzelce sildim. 15-20 gün daha giyebileceğim ayakkabıları böyle burada bıraktım arkadaşlar. Yani 20 gün sonra da, hemen hemen bir ay sonra da bu ayakkabılar böyle, şu özellikle şu üst kısmındaki olanlar, onlar da yukarıya kaldırılacak. Çünkü tamamen kış geliyor bir ay içinde. Allah izin verirse şunları yıkamadım. Temizdi. Bunlar da temizdi. O yüzden yıkamadım arkadaşlar, ama sildim. Temiz temiz koydum. Şöyle ayakkabı dolabımda kalan ayakkabılar bunlar. Sabah çok erken kalktım. Sizlerle paylaştım kalktığım anı, kahvaltıyı. Kahvaltımı yaptıktan sonra bu işlerle uğraştım ve daha inanın yeni konuşmaya başladım. İş yapmaktan inanın konuşmaya bile vaktim olmadı. Hiç çocuklarımla da olsun, arkadaşlarla da olsun. Şimdi gelişen gelişmelerde tekrar görüşürüz arkadaşlar. Canlarım, şimdi oğlumun odasındaki bu dolaptan, bizim burada kışlıklarımız vardı. Kendi dolaplarımıza sığmadığı için buraya koymuştuk. Onları tek tek çıkardım. Böyle yani bir artı, bir de bizim dolaplarda da var kışlık. Bu kadar çok kıyafet almışız ki, yani yıllardan beri alınanlar. Şimdi ben bunları ne yapacağım? Yazlıkları dolabı sileceğim, bu tarafa getireceğim. Kışlıkları da kendi odamdaki dolaba koyacağım. Bu tarafta da var, oğlumunkiyle karışık. Oradan da seçip alacağım bizimkileri. Hadi bana kolay gelsin. Bu dolabı da güzelce bir sileceğim. Yazlıkları buraya getireceğim. Benim odamda günlük kullandığım yazlık kıyafetleri, İzzet'in ve benim olan yazlık kıyafetlerimizi Erkin'in odasına, yani oğlum Erkin'in odasına getirdim. Onun dolabına yerleştirdim. Üst tarafta da Erkin'in kışlıkları var. Kendisi tembih etti bana. Anne dedi, ne olur benim hiçbir şeyim elleme dedi. Yani dokunma dedi. Ben de o yüzden dokunmuyorum arkadaşlar. Orası öylece kalacak, oğlumun kıyafetleri. Burada gelecek yaza kadar benim kıyafetlerim burada kalacak. Kışlık kıyafetlerimi de kendi dolabıma geçirdim. Arka tarafta İzzet'in kışlıkları vardı. Benim dolabım bayağı bir derin. Onları ön tarafa getirdim. Arka tarafa da İzzet'in yazlıklarını koydum. Burası İzzet'in olmuş oldu. Şu sağ taraftaki kazakları, ortadaki günlük evde giyeceği kışlık kıyafetleri. Burada da benim kışlıklarım var canlarım. Bütün kışlık kıyafetlerim burada. Ama şu arkamda bir dolap daha var. Orada kışlık kabanlarım, mantolarım, montlarım hepsi orada. Burada sadece sonbaharlık kıyafetler var. Kışlık kıyafetlerim de var. Arasında sıkışmış.
Hepsi burada. Şimdi bu boş olan yerlere, şu boş olan raflara, arka taraflara yazlıkları yerleştireceğim. Ön tarafa da kışlık kıyafetleri yerleştireceğim. Bu kadar yorgunluktan sonra biraz kendime bir mola, çay molası, bitki çayı. Yemek var aslında da benim canım bitki çayından sonra pirzola istedi. Hemen derin dondurucudan çıkartıp mikrodalgada eritip tavaya böyle koydum. Ben böyle seviyorum. Eti et tadında asla soslu biftek yemem. Ama bazen misafir geldiğinde de yaparım. Şimdi altını kısacağım. Arkalı önlü pişirip üzerine kekik ve çok hafif bir tuz. Benim evde bifteğim bu kadar. Tuz, kekik, yağ. Ağır ağır etim pişmek üzere. Şimdi tekrar ters düz edeceğim. Biraz tuz koydum. Şimdi ters düz ettim. Ben böyle fazla pişmiş pirzola sevmiyorum canlarım. Biraz sonra arkasını çevirdikten sonra servis tabağıma koyacağım. Kışlık hazırlıklarım tam bitmedi. Kıyafetleri tam yerleştiremedim. Ama acıktım. Biraz mola vereyim dedim. İzzet de gelmedi henüz. Şimdi ters düz edeceğim. Kekik koyacağım. Sabrım taştı iyice. Arkadaşlar mis gibi koktu pirzola. Bugün nedense canım pirzola çekti. Hemen difrizden çıkardım. Çözdürdüm ve kızartma tavama koyup pişiriyorum arkadaşlar. Ben pirzolayı soslu sevmiyorum. Ama bir gelen olduğu zaman, çocuklarım veya misafirlerim geldiği zaman sosla pişirdiğimde oluyor. Pirzolamı kızarttım arkadaşlar. Kızartırken de içine şöyle kekik koymuştum zaten. Şimdi tekrar üzerine kekik koyacağım. Şuradan az bir parça alıp şöyle üzerine, daha güzel oluyor böyle. Hem içine işledi hem de dışına. Yerken de çıtır çıtır ağzınıza gelecek. Şurada çıtır çıtır bir güzellik daha var. Bu güzelliği ben böyle yaptım. Çıtır çıtır oldu. Dayanamadım. Kışlıktı bu aslında. Kornişon turşusu yapmıştık. Birlikte yapmıştık arkadaşlar. Dayanamadım. Maalesef açtım ağzını, yumdum gözüne. Çok canım çekti bugün. Pirzolanın yanında kornişon turşusu da iyi gider. Hadi bana afiyet olsun. Ben etçiyim. İzzet de genelde tavuk ve balığı seviyor. Ama eti de yer. Ona da bir tane bir parça kızartayım. Gelince hazır olsun. Hemen tavamdaki yağı ziyan etmeyeyim dedim. Üzerine de İzzet'in yiyeceği pirzolayı bir tane ona yapayım. Fazla sevmiyor çünkü. O kadar yoruldum ki dostlarım, konuşmaya bile gücüm kalmadı. Bütün dolap alt üst oldu. İnanır mısınız? Taşınsam bundan iyidir. Çok şükür kışa gardırobumuz hazır oldu. Şöyle aşağıda günlük evde giyeceğim kıyafetler var. Yukarıya doğru böyle üst kat İzzet'in, şu ortası benim, diğer taraf da İzzet'in arkadaşlar, yukarısı benim. Çok şükür gardırobum artık kışa hazır. Bu bölümde İzzet'in bölümü, gömlekleri, ceketleri, pantolonları, kışlık kabanları hepsi burada. İzzet bir şey aradığı zaman kışın buradan alıyor canlarım. Burada da yazlıkları koydum. Diğer dolaba sığmayan yazlıkları üst kata koydum. Alt katta da İzzet'in kışlıkları var. Göstermişken diğer tarafı da göstereyim dolabımın içini. Nevresim takımları, pikeler, yastık, yorgan, yazlık, kışlık ne ararsanız burada mevcut. Gelelim arka taraftaki dolaba. Bu dolapta da sürgülü dolap, Erkin'in odasındaki dolabın aynısı ama biraz büyüğü. Üst katta eşofmanlarım, evde giyeceğim kıyafetler, şurada taytlarım, pantolonlarım, burada üst kıyafetlerim, burada seccadem, namaz etekliğim, şurada da Yasin kitabım var. Perşembe, cuma geceleri Yasin okuyorum arkadaşlar. Orada Yasin kitabım hazır. Seccadem de burada hazır. Etekliğim de, namaz kıyafetlerim, namaz başörtülerim de burada hazır. Burada da kışlık giyeceğim kabanlar, mantolar hepsi burada, uzun ama uzun olanlar. Kısa olanları zaten size diğer dolapta göstermiştim. Burada da pasta defterim var. Diğer tarafta da ıvır zıvır
Ne ararsanız var alt katlarda. Elime geçmişken dedim bu dolabımı da düzenleyeyim. Şimdi istediğim gibi her şeyimi sessiz sakin kafayla yerleştirdim. Anında neyin nerede olduğunu artık biliyorum, anında bulabilirim. Çok şükür Rabbime. Bizi kavuşturan, kışa kavuşturan Rabbime binlerce şükür olsun. Allah nice yazlara, kışlara hep birlikte erişmek